Habibim, Kur'an-ı Kerim'i biz sana indirmekle indirdik. Rabbinin verdiği karara sabret. Bu günahkar insanlara, nankör insanlara itaat edip saygı gösterme. Onların isteklerini yerine getirme. Sabah akşam Rabbini zikret. Geceleri de Rabbine secde et. Cümleye dikkat buyurun. Orijinal tercümesini yapıyor bize. İlave değil, tefsir değil. Mealini veriyor bize. Geceden Allah için secde et. Gecenin uzun bir kısmında da Rabbini tesbih et. Ne diyor? Gecenin uzun bir kısmında da Rabbini tesbih et diyor. Bunu kim diyor? Allah-u Teala diyor. Kime diyor? Habibine diyor. Peki size şöyle bir soru sorsam. Eğer bundan sadece maksat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı, bizi ilgilendirmeyecek olsaydı, bunu Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak koymaya gerek var mıydı? Çünkü Kur'an ayetlerinin dışında Cenab-ı Hak ne kadar bilgiler aktarmış Efendimiz'e. Sadece Kur'an değildir Efendimiz'in bilgisi, değil mi? Yani bunu özelse bu, özel de söylerdi ona Cenab-ı Hak. Ne yapıyorsun? Bir WhatsApp grupları vardır, değil mi? Gruba atıyorsun bir bilgiyi, bir de özelden adama bilgi veriyorsun. Özelden mesaj yazıyorsun. Özelden mesaj yazmak ayrı şeydir, gruba mesaj yazmak ayrı şeydir. Kur'an-ı Kerim tabiri caizse grup mesajıdır. Bütün Müslümanlara mesajdır bu. Eğer özelse Cenab-ı Hak özelden Habibine derdi, Habibim kalk geceleri uzun vakitte beni tesbih et derdi.